Mus'ab bin Ümeyr, o Uhud şehitlerinden, Hamza Efendimizle aynı kabrin içine gömülen Hazreti Hamza, Mus'ab bin Ümeyr, Abdullah bin Caş. Bu üç sahabe efendimiz aynı kabri şerifte Hazreti Hamza Efendimizin yanındalar. İnşallah şimdi Mus'ab bin Ümeyr Efendimizi işleyeceğiz. Daha sonra Abdullah bin Caş'ı da işleyeceğiz bundan sonra inşallah. Mus'ab bin Ümeyr kimdir? Peygamberimizin yine hadis-i şerifiyle başlayalım. Şehit gördüğü mükafat ve ikramdan dolayı dünyaya dönmeyi ve Allah yolunda gerekirse 10 kere daha ölmeyi ve öldürülmeyi temenni eder. Bir bilseniz diyor, siz şehitler için bazen üzülüyorsunuz ya hesabım. Onlar şu an, ya Rabbi bizi dünyaya gönder, senin yolunda tekrar şehit olalım. Bizi dünyaya gönder, tekrar şehit olurum. 10 defa diyor bunu temenni eder. Her gün o şehitler Rabbine yalvarır. Resulullah'ın haklarında ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Buyurdukları sahabilerden biri de Mus'ab bin Ümeyr'dir. Her sahabiden, evet Sayın Ecem, her sahabe efendimizden alacağımız yüzlerce ders vardır. İşte Mus'ab bin Ümeyr'de bu mümtaz birçok ders alacağımız şifreler olan onun hayatında İslam'ın emri bil marufun ilk muallim, beni dinleyen öğretmenler de belki olur. İşte sizlerin ilk muallimi, İslam'ın ilk öğretmeni Mus'ab bin Ümeyr'i inşallah işleyeceğiz. Bu yıldız sahabi İslam'ı kabul etmeden önce Mekke'nin en sevilen, en gençlerinden ve itibarlı simalarından ve çok yakışıklı, böyle çok diyor güzel yüzlüydü. Ailesinin göz bebeği olan Mus'ab çok zengin, müreffeh ve gösterişli bir hayat yaşardı. Anne ve babası Mus'ab'ın bir dediğini iki etmezdi. Böyle göz kamaştırıcı bir hayatın içindeyken bir gün peygamberimizin tebliğ ettiği dinden haberdar oldu. İçine bir merak düştü ve Resulullah Efendimiz'i ziyaret etti. Bir müddet sohbet ettikten sonra hidayet nuru Mus'ab'ın kalbini aydınlatmaya başladı. Biraz sohbetten sonra oradan ayrıldı. Hazreti Mus'ab müşrik olarak geldiği Resulullah'ın huzurundan artık bir Müslüman olarak çıkmıştı. Ama Muhittin'in ailesinden çekindiği için bir müddet bunu gizledi. Namazlarını gizli gizli kıldı. Fakat bir gün müşriklerden biri onun namaz kıldığını gördü ve ailesine haber verdi. Bu Mus'ab'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. Önceden onu çok sevip itibar eden Mekkeliler tarafından sırf İslam'ı kabul ettiği için türlü baskı ve sıkıntılara maruz bırakıldı. Annesi tarafından hapsedildi. Sonra bir grup Müslümanla birlikte Mus'ab bin Ümeyr Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kaldı. Döndüğünde onu bekleyen farklı bir şey yoktu. Ailesi ve akrabası yine düşmandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken Mus'ab bin Ümeyr yanlarına geldi. Selam verdi. Sahabiler ona gereken şekilde yardımcı olamadıkları için çok mahcuptu. Peygamberimiz Mus'ab'ın selamını aldıktan sonra şöyle buyurdu. Dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah'a hamdolsun. Şu genç adamı görüyor musunuz ey ashabım? Önceden anne ve babasının en sevdiği varlığıydı. Allah ve Resulünün sevgisi anne ve babasının sevgisine galebe çaldı. Üstün geldi. O da Allah'ı ve Resulünü anne ve babasına tercih etti. Aman ya Rabbi. Yani şu cümle çok önemli. Allah ve Resulünü dünyadaki her şeyin üstünde tutmak. Bakın, ne kadar malınız var, eviniz var, fabrikanız var, kollarınızda bileziğiniz var, altınızda son model arabanız var, kucağınızda yavrunuz var, bebeğiniz, sizin bir parçanız. Kim olursa bakın, en merhametli anne evladıdır değil mi? Evladına hiçbir şeye değişmezsin. Hatta öyle diyor yani hanımlar, kocalarına bile yani evladım bir numara diyor. Sen artık gittin yani iki numara, üç numara. İşte en merhamet ettiğin çevrendeki annene, evladına dahi baktığında Allah ve Resulü aklına geldiğinde aman ya Rabbi, aman ya Resulallah, Resulullah Efendimiz'e olan o kalbindeki heyecanın, sevgin kucağındaki evladından da fazla oluyorsa
İşte muhabbet kalbin içinde kaynıyor demektir. Allah'ım o muhabbetle bizi yaşayabilmeyi nasip eylesin. Muhammed'ten hasıl oldu muhabbet. Muhammed'siz muhabbet neye hacet dedi ya. Yani Muhammed olmadan alemlerin sultanı, ruhumuz onun ruhundan yaratıldı. Ay dahi güneş dahi nurundan Muhammed'in, cümle şekerler tadı tadından Can Ahmet'in dedi Yunus Emre. Rabbim inşallah o muhabbeti hissederek yaşayabilmeyi ve onun sünneti seniyesine tabi olup Allah ve Resulü yolundan bir an bile ayrılmadan kelime-i şehadetle son nefesi verebilmeyi cümlemize nasip eylesin Rabbim. İşte Mus'ab bin Ümeyr Peygamberimiz öyle dedi. İşte Allah ve Resulünün sevgisi tüm akrabalarının her şeyinin sevgisinden üstün geldi Mus'ab'ın. Bakın izleyin şu genci diyordu. 25'li yaşlarda Mus'ab. Kainatın efendisinin bu iltifatına mazhar olan Mus'ab bin Ümeyr hakikaten her şeyini Allah ve Resulünün uğruna feda etmişti. Evini, şaşalı hayatını, vazgeçmesi zor olan o zevk ve lezzetlerini, annesini ve babasını. Bu fedakar zat bütün bunlara mukabil tükenmeyen bir zenginliğe kavuştu. Ve Resulullah tarafından İslam'ın Medine'de ilk tebliğcilerinden, ilk öğretmeni olarak Medine'ye Akabe biatından gönderilen ilk öğretmendi. Yani Yesrib'in Medine olmasına en büyük vesilesi Mus'ab bin Ümeyr olacaktı. Birinci Akabe biatını takip ederek Medine'de İslam süratle yayılmaya başlayınca buradaki yeni Müslümanlar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan İslam'ı kendilerine öğretecek muallimler göndermesini istedi. İlk muallim Mus'ab bin Ümeyr oldu. Medine'ye gidip Esad bin Zürare, Medine'nin en yetkili kişilerinden ve en yetkilisi de kimdi onun adı? Hemen inşallah aklıma gelecek. Sa'd bin Muaz. Evet, arşı titreden sahabi. Medine'de o kabilelerin reisiydi Sa'd bin Muaz. Esad bin Zürare'ye gitti önce. O iman edince Sa'd bin Muaz da iman ederse ey Mus'ab vallahi bütün Medine Müslüman eder inşallah diyordu. Ve Esad bin Zürare'nin evine yerleşen bu fedakarlık timsali Mus'ab bin Ümeyr birer ikişer gelen Medinelilere İslam'ın esaslarını öğretti. Böylece Esad'ın evi bir İslam dershanesi oldu. Bunları öyle feyizli bir yer yaptı ki gelen herkes Müslüman oluyordu. Derken sayıları hızla artan Müslümanlar Medine'de cuma namazı kılmak istediler. Durumu Resulullah'a bildirerek izin aldılar. Ensar Sa'd bin Haysemen'in evinde toplandı ve Medineli Müslümanlar hep birlikte Mus'ab'ın imamlığında ilk cuma namazlarını kıldı. Bilhare işte Hazreti Mus'ab Mekke'ye gelerek Resulullah'ı ziyaret etti ve Medine'deki İslam'ın inkişafını anlattı. Bu ziyaretten haberdar olan Mus'ab'ın annesi çok kızdı. Oğluna bir haber gönderip şöyle dedi. Hayırsız evlat, Mekke'ye gelip benden önce bir başkasını nasıl ziyaret edebiliyorsun? Mus'ab'ın cevabı ise şuydu. Ben Resulullah'tan önce hiç kimseyi ziyaret etmem. Ya... Daha sonra peygamberimizin iznini alarak annesinin yanına giden Mus'ab onun hala batıl inancını muhafaza ediyor musun şeklindeki sualiyle karşılaştı. Şöyle bir cevap verdi. Anneciğim ben Muhammed'in dini üzereyim. O din de Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği hak dindir. Ve şunları ilave etti. Benim size olan düşkünlüğümü ve sevgimi bilirsin anneciğim. Bakın Mus'ab bin Ümeyr yine bir umutla. Benim inandığım Allah'a ve Resulüne ne olur sen de inan. Bunu bütün samimiyetimle istiyorum. Annesi Müslüman olduğu takdirde halkın kendisiyle alay edeceğini söyleyerek teklifini reddetti. Ama artık oğlunun inancına da karışmayacaktı. Daha sonra bir müddet Mekke'de Resulullah'ın yanında kalan Mus'ab tekrar Medine'ye döndü. Mekke'de bulunduğu esnada bir gün Hazreti Peygamber onun bir kemik parçasını sıyırdığını gördü. Ve yanındaki sahabilere bu zatı görüyorsunuz ya anne ve babası ona en güzel yiyecekleri verdiği halde onları bırakıp bizimle beraber açlığa tahammül ediyor derdi. Böylece mübarek bir hayatın sahibi olan Mus'ab o hayata yakışır bir şekilde ahiret alemine irtihal etti. Uhud harbinde de Resulullah tarafından İslam sancağını taşımakla vazifelendirilmişti. Uhud'da İslam sancağı Mus'ab'daydı. Bir taraftan harp ederken diğer taraftan da bir kısım Müslümanların gerileyişi üzerine
nazil olan şu ayeti okuyordu. Muhammed bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelmişti. Şimdi o ölür veya öldürülürse dininizden mi dönecek veya savaştan mı kaçacaksınız? Ayet-i kerimesi Ali İmran suresi 144'ü okudu. Kahramanca mukavemetiyle müşriklerin karşısında dimdik duran Mus'ab bir ara İbni Kaime adlı bir müşriğin hücumuna uğradı. Atıyla Mus'ab'ın yanına yaklaşan müşrik onun sancağı tutan elini kesti ve kolu koptu. Sancağı hemen sol eline alan Mus'ab o elini de kesilmekten kurtaramadı. Bu defa sancağı göğsüyle yakalayıp dişleriyle tutuyordu. Ve bu defa hemen bir sahabi yetişerek o Mus'ab'dan diyor sancağı devraldı. Bu bir baktı Mus'ab şeklinde bir sahabi sandılar. Halbuki birazdan ortaya çıkacak. Mus'ab'ın diyor kılığına bürünen bir melek Rabbim hemen gönderdi. İslam'ın sancağı yere düşmesin. Mus'ab bin Ümeyr yere düşerken o melek geldi ve sancağı aldı. Bir ara ona seslenen Resulullah Mus'ab diye seslendi savaşta. Ve melekten ben Mus'ab değilim ya Resulallah diye döndüğünü görünce melek olduğunu anladı. Mus'ab'ın şehit olduğunu o zaman anlayan Resulullah Efendimiz gözyaşları içinde şu ayeti okudu. Müminlerden Resulullah ile beraber olacaklarına dair Allah'a verdikleri söze sadık kalan nice kimseler vardır. Onlardan kimi verdiği sözü tamamen yerine getirerek şehitliğine kavuştu. Kimi de böyle güzel bir akıbeti beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir surette değiştirmemiştir. Ahzab suresi 23. ayeti peygamberimiz okudu. Verdikleri sözden hiç vazgeçmediler dedi. Ve o Mus'ab bin Ümeyr bakın şehit olurken en son yere düştü diyor. İki kol gitti. Elinde sancağı bir melek aldı Mus'ab bin Ümer yerde. Ve bir köşeden bir ses duyuldu. Muhammed öldürüldü. Mus'ab bin Ümer, Resulullah Efendimiz'e en çok benzeyen sahabiydi. Muhammed öldürüldü sözünü diyor duyunca aman Resulullah Efendimiz sansınlar. Başkası sanmasın bari. Peygamberimizi rahat bırakırlar diye kafasını diyor o kolsuz hali, can çekişir haliyle toprağa doğru diyor kafasını gömdü. Ve yüzümü görmesinler, gelip incelemesinler. Resulullah Efendimiz sansınlar beni ki onu rahat bıraksınlar diyordu. Bakın son anında peygamber aşığı Mus'ab'ın hareketine. İşte o Mus'ab bin Ümeyr Uhud meydanındaydı. Hamza gibi o da şehitti. Üzerinde kefen olarak kullanılacak bir bez kalmamıştı. Başı örtüldüğü zaman Mus'ab'ın da ayakları örtüldüğünde başı açık kalıyordu. Allah için sevdiklerini feda eden Mus'ab, bir gün giydiği kıyafeti ikinci gün giymezdi diyor. Bir gün giydiği ayakkabıyı terliği ikinci gün giymeyen Mus'ab bin Ümeyr, üstüne kefen diye üstündeki kıyafeti yetişmedi Mus'ab'ın. Ama ahiretteki kazancı düşüneceğiz. İşte her şeyden ziyade Allah'ın rızasına kavuştu. Allah yolunda verdiği vaadini tuttu Mus'ab. Ve aynı kabri şerifte Uhud meydanının ortasında Hamza ile beraber dipdibe aynı kabrin içine koydular Mus'ab bin Ümeyr'i. Allah Celle Celaluhu inşallah Mus'ab bin Ümeyr Efendimiz'den de razı olsun. Burada bizim emri bil marufla ilgili en önemli şeyimiz ne anlayacağız? 25 yaşında. Yesrib'i Medine etti. Bugün 25 yaşında gençler. Ben de mesela 30 yaşındayım. Nice gençlerimiz var. Ya Rabbi bizlere hadis ile hidayet eyle. Şu İslam'ı anlayabilmeyi nasip eyle. İşte Mus'ab bin Ümeyr muallim olarak gitti. Yesrib'i Medine eyledi. Sevgili dinleyicilerim o yüzden çok çalışmamız lazım. Emri bil maruf görevi sadece 40 yaşını 50 yaşını geçmiş. İşi eli gitmiş, iş yerinde emekli olmuş, başka bir işi yok gibi. Yani başka bir işim olmadığı için sanki dini anlatacaksın, hoca olacaksın veya bir şey olacaksın. Böyle bir şey yok. Sahabe efendilerimiz nice sıkıntıların içinde Allah ve Resulünün yanında muallim oldular. Canıyla, pahasıyla, manıyla, her şeyle cihad ettiler. Nefsiyle en önemlisi cihad ettiler. Bizler de bugün 15 yaşında, 16 yaşında çocuklarımız namazdan bir haber, ibadetten bir haber, zikirden bir haber.
Ya Rabbi ne olur Hadi ismiyle hidayet eyle. Bizleri de Mus'ab bin Ümeyr Efendimiz gibi nice insanlara ulaşabilmemizi nasip eyle. Ya Rabbi hidayet edecek sensin, bizleri vesile eyle. Ya Rabbi kalplere imanın nurunu salacak sensin, bizleri daha çok insana ulaşabilmemizi nasip eyle. Daha çok insana seni ve Resulünün adını anlatabilmemizi, şu sahabe efendilerimizin mübarek hayatlarını nice kitlelere ya Rabbi, tüm dünyaya şu Mus'ab bin Ümeyr'in Resulullah'a olan muhabbetini ya Rabbi anlatabilmemizi, konuşabilmemizi ve nasiplenen kullarından eyle bizi. En önemlisi bu. Aşk lazım diyor. Muhabbet lazım. Muhabbet olması için de Allah'a teslim, imanın nuruyla nurlanabilmek için Allah yolunda her şeyini feda etmek lazım. Fedai can diyor. Her şeyini, canını dahi, malını Allah yolunda her şeyi verebilmeyi göze almak lazım. Rabbim inşallah bizleri o yollardan ayırmasın. Mus'ab bin Ümeyr Efendimizin yolundan bir an bile ayırmasın. Evet sevgili dinleyicilerim, o Mus'ab bin Ümeyr Efendimizin de ruhu şeriflerine birer Fatiha gönderelim inşallah.